hocam, günahların kendisinde bulunukla ortaya çıktıkları yer ve kişi adına istiğfarda bulunması. Evet, günah fiiller bir surete bürünüyor, bir ruh kazanmış oluyor ve o günah fiiller de her kimden açığa çıktıysalar o yer ya da o kişi hakkında Allah-u Teala'ya istiğfarda bulunuyorlar. Bu kulunu affet ya Rabbi diye. Allah'ın böyle de bir rahmeti var işte kullarına. Çünkü onlar da rahmetten yaratılmış. Çünkü onlar da yaratılmış. Yani yaratılmış olmaması mümkün değil. Çünkü ancak yaratılmış açığa çıkar, zuhur eder değil mi? Ve bu yaratılmış denilen şeyi de yaratan Allah olduğuna göre onları yaratan da Allah. Burada bu meseleye bakarken de şuradan da bakalım. Arş ve kürsü meselesini de hemen aklımıza getirelim. Yani onlar fiil olması itibarıyla günah değiller. O günah diye nitelenen fiil birinden açığa çıktığı için günah oluyor. Şimdi diyor ki çünkü onlar hak varlıkta kendi başlarına bulunamayacaklarını bilirler. Tabii. Yani fiilin bir suret, kendi başlarına duramaz ortaya. Suret olarak. Birinden çıkacak aşağı bir varlıktan. Kendi başlarına derken biz onların sahibiyiz. Biz çıkartıyoruz onları biz yani. Çıkarıyoruz. Tabii. Dolayısıyla sahiplerine iyilikte bulunmayız. Yani sahipleri ne olursa onlar da o olacak ya. Dolayısıyla o kurtulursa bize mağfirette bulunuyorlar bu sefer. Yani çünkü onları varlığa çıkaran da bir nevi biz olmuş oluyoruz. Biz olduğumuz için. Çünkü eğer o günahı işlememiş olsaydın o günah diye nitelenen fiil suret kazanmayacaktı. Varlığa çıkmayacaktı. Yani evet. Tabii ki yaratan Allah ama o yaratıma vesile olan insan yine. İnsan değil, az önce günah diye nitelenen fiili işlemekle Allah tarafından o yaratılmış oluyor. Az önceki şeyde Esma'da sizi ve fiillerinizi. Tabii sizi ve fiillerinizi yaratan Allah tabii. Günahları da yaratan Allah. Tabii ki yaratan Allah. Dolayısıyla biz Allah eliyle yarattık. O zaman işte yaratıcısı olarak da o günah o fiil insana yani varlıkta yaratıcısı kendi olarak. Kendi yaratıcısına. Yani. Varlıkta yaratıcısı olarak. Tabii ki üst perdede yaratan evet. Allah. Varlıkta yaratıcısı olarak insandan çıktığı için o insana da ne yapıyor? İstiğfar. Mağfiret ediyor. Çok günahkar birine de çok günahları rahmet diye dua edecek. Yani böyle bir incelik de var. Sıfırlamıyor. Ama bunu da şöyle algılamayalım. Sakın yanlış anlaşılmasın. O zaman çok günah işlersen günahlar hep mağfiret dilediği için aslında çok sevap kazanmış oluyorsun gibi bir matematiksel hesaba girilmesin. Orada her şeyi yaratan Allah olduğu için Allah'ın kuluna dönük rahmetinin inceliklerini zikrediyor İbn Arabi Hazretleri burada. Yani Allah kuluna her halükarda, her yerden bir rahmet göndermek istiyor yani. Bir şeyleri vesile kılarak. Kurduğu sistem, bakın ne dedi zaten? Allah varlığa çıkarttığı şey, her ne ise onu sevdiği için, ona rahmeti iliştiği için varlığa çıkarmıştır. Bir defa en başta varlığa çıkan rahmetinle muhatap zaten. Dolayısıyla diyor varlığa çıkışta rahmet iliştiği için yani Allah onu sevdiği için sevgisi iliştiği için o gayb denilen alemden o sübut hallerindeki şeylerden seçti ve varlığa çıkarttı. Varlık denilen aleme çıkan şey Allah'ın sevgisini ilişerek kendi gaybında olan şeyi buraya çıkartmasıdır. O zaman tamamlayayım orayı ondan sonra sor. O zaman varlığa çıktıysa demek ki Allah'ın rahmeti buna ilişmiş demektir. Bu bakış açısından İbn Arabi Hazretleri hareket ederek diyor ki varlığa çıktıktan sonra bu şey günahkar da olsa günahlarının neticesinde azaba düçar da olsa en nihayetinde varacağı yer tekrar rahmet olması gerekiyor. Çünkü çıkış rahmetti. Bir kaideyi unutmayalım. Ne demişti? Başlangıç sona bitişir. Daire tamamlanır. O zaman rahmetten başladıysa sonu da rahmet olmak zorunda. İbn Arabi Hazretleri'nin bakışı budur. Hocam biz de İlahi nefsimizdeki ilahi vasıflardan dolayı yarattığımız yani kendi fiillerimizi Allah eliyle yarattığımız için ilahi rahmetle yaratıyoruz o zaman. Tabii bizden açığa çıkmadaki yaratmayı kastediyoruz. Çıkma, evet. Yani Allah rahmetle her şeyi rahmetle yarattıysa bizden de sadır olan her şeyi rahmetten yarattı. Muhakkak sonuçta bir varlığa çıkmak var. O da rahmetin bir parçasıyla demek çıkıyor. O da hani az önce dedik ya günah. Günahlar istiğfarda bulunur. Evet. O da biz yarattığımız için, varlığa çıktığı için istiğfarda bulunur yani. Evet. Bu manada günahların istiğfarda bulunduğu hakikatini de bize ifade etmiş oluyor İbn Arabi Hazretleri. Burayı da görelim diyor yani. Günah istiğfarda bulunur. Çıktığı kula, sahibine öyle diyelim. Evet.